Yeniden birlikteyiz değerli izleyicilerimiz ve Pota'nın perileri bizimle beraber. Ne kadar mutlu olduğumu herhalde yüzümün ifadesinden anlıyorsunuzdur. Şaziye ve Günnevri Yılmaz ve Işıl Alper bizimle birlikte. Toplarımız da var. Ben pası vereyim, siz sayıya... Işıl sen başla. Çevirin. Kalkıyoruz. Hadi. Allah'ım. Potamızı görebiliyor mu acaba? Kalkalım. Evet. Kalk. Allah. Ah, eyvah. İyi, ben korkmuyorum. Ben de bir tane atayım o zaman. Ay. Neyse, yaklaş. Benden daha iyi yaklaş. Yok. Oturarak olmuyor bu iş canım. Ay, iyi tamam, en azından. Hani içinizden bir tanesi atsaydı ben çok çok üzülecektim, onu söyleyeyim. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Bize inanılmaz saniyeler yaşattınız özellikle. Bu arada İsmail Şenol'un anlatımıyla da olay iyice değişik bir hal aldı tabii ki, ama özellikle Fransa maçında bizim de ağladığımızı, heyecandan neler hissettiğimizi tahmin ediyorsunuzdur. Size tekrar tekrar ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu arada Rusya'da bir gazetede, gazetenin ismini hemen kontrol edeceğim, Gazetem ismi de Türkçe bir gazete. Asıl şampiyonlar sizlersiniz. Türkiye gönüllerin şampiyonu diye bir manşet atmış ve hiçbir şekilde de olumsuz bir yorumda gelmemiş bu başlığa, manşete. Ve bizim için aynı şekilde siz gönüllerin şampiyonusunuz. Siz de aynı şeyleri hissediyor musunuz diye sorun. Kaptandan başlayalım. Tabii ki bizim için çok onur ve gurur duyucu bir şey. Milli takım forması altında Türkiye'yi yurt dışına temsil edip final oynayıp ikinci olmak çok güzel bir şey. Gönül isterdi tabii ki şampiyonlukla dönelim, ama olmadı. Tabii ki buna yetinmiyoruz, bu da bize yeter demiyoruz, ama en azından bu ilk olduğu için ilk bir başarı olarak bu da çok güzel bir şey bizim için. Kadın basketbol açısından Avrupa platformundaki ilk başarımız, ilk madalyamız. O yüzden çok mutluyum. Bütün ilgi ve alakaya da çok teşekkür ediyoruz. Yurt dışındaki basına da çok teşekkür ediyoruz. Bizi gönüllerin şampiyonu ilan ettikleri için. Güzel oynadığımızı düşünüyorum. Hak ettik bence de. Her ikinizde de toplu, yani sözcü olarak mı konuşuyorsunuz? Öncelikle gerçekten çok mutluyuz. Belki birçok insan için bu başarımız sürpriz oldu, ama bizim yıllardır beklediğimiz ve biraz da gecikmiş bir başarıydı. Son maçı da aslında biz kazanmak için sahaya çıkmıştık. Evet, biliyoruz. Ama biraz tabii ki orada tecrübe eksikliğinden sıkıntı yaşadık. Ama yani gerçekten hepimizin gurur duyduğu ve mutlu olduğu, bununla beraber de bize destek veren ve bizimle o anı aynı heyecanı yaşayan herkese teşekkür ediyoruz. Onların üzerine ekleyebilirim. Biz orada tabii ki maçlardan sonra çok mutlu olduk. O anı arkadaşlarımızla beraber paylaştık, ama Türkiye'ye döndüğümüzde bunu çok daha iyi anladık. Tabii ki telefonlar geliyordu, mesajlar geliyordu, ama bu kadar büyük bir kitleye heyecan duyurduğumuzu biz orada anlamadık. Yani bizimle ne kadar mutlu olduklarını Türkiye'ye döndüğümüz zaman anlayabildik. Burada hissettik. Gerçekten bizi çok gönülden desteklediler. İşte dualarını eksik etmediler bizden. Bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Maça çıkmadan önce, son maça çıkmadan önce işte biraz tabii ki mutlaka gergin olduğunuzu tahmin ediyorum. Uğrunuz var mıydı? Bir şey yaptınız mı? Genelde maçlara çıkarken uğrunuz var mıydı? Ve bizimle paylaşır mısınız diye sorayım tabii ki. Yani eğer özel bir şey değilse. Benim uğrum yoktu. Ben her zamanki gibi çıkıyordum maçlara, ama bütün takım arkadaşlarımın, işte staffımızın, çalışanlarımızın hepsinin uğurları vardı. Zaten tek tek ortaya çıkıyordu. Maçlar oynayıp kazandıkça. Ama benim çok fazla bir uğurum yoktu. Işıl'ın var galiba. Bir de Şazi'nin var. Benim anlatmaya başlasam bayağı bir uzun sürer, ama buyur. En büyük uğurum, maça çıkmadan önce mutlaka annem ve babamla telefon görüşmesi yaparım. Onun dışında işte sahaya çıktığım yer, ısınma tişörtümü koyduğum yer, ilk turnike ikinci sırada atmam gerekiyor. Böyle çok uzayan o sert kurallar kendisi içinde. Başka? Yani bir sürü var. Mesela ortada ellerimiz birleştiği zaman, evet, bütün takım iki elini de koyacak. Benim de sağ elim altta, sol elim üstte olacak. Oo. Sahaya sağ adımımla çıkacağım. Birçok uğurum var yani benim. İşe de yarıyor. Peki mesela bir tanesini yapamadığın zaman aklın kalıyor mu maç boyunca? Yapıyorum. Yapmama ihtimalim yok. Peki senin? Ya benim kişisel olarak sahaya hep sağ ayakta çıkarım ve daha önce
Takımla beraber çıkmadan önce tek başıma çıkıp atışlar yapıyordum ama artık soyunma odasında bekliyorum. Hep beraber çıkıyorum sahaya. O an kimseden önce çıkmıyorum. Onun dışında bizim çok fazla totemimiz vardı. Sağ dışında, bench'te. Bugün hava güzel, bugün yağmur yağıyor, şimdi böyle oldu, böyle olacak diye. Kendi aramızda çok fazla totem yapmıştık biz. Bazen oyundan bench'e geldiğimiz zaman oturacak yer bulamıyoruz. Hayır, oraya oturamazsın. Burası benim yerim. Hayır, evet. Uğur yapmış arkadaşlar. Buraya oturamazsın. Hayır, en sonunda o zaman ben tekrar oyuna gireyim durumuna düşüyorsunuz. Yani o derece totemlerimiz vardı. Şimdi maça, eğer son maça gelirsek de maç sırasında da neler yaşandığını, kendi sizin içinizde neler yaşandığını mutlaka sormak istiyorum. Yorumlarda maç öncesinde özellikle işte maça dair konuşmalar yapıldığında bir kere zaten hani ben bunu yanlış anlamayın lütfen. Rahatlıkla söyleyebilirim herhalde. Boy farkı, hani yani size de nasıl boy farkı sıkıntısından bahsedilebilir tabii ki, ben kendi adıma da söyleyebilirim ama sana bakarak konuşayım en azından. Daha akranım olarak gördüğüm için diyeyim. Konuşuluyordu. Hı-hı. Ve insan tabii ki ya nasıl bir boy farkı olabilir ki derken gerçekten maç esnasında zaten bariz bir şekilde fark edilen bir durum. Sizin için negatif bir etkisi oluyor mu bu tip takımlara karşı oynamanın? Oluyor tabii ki ama hazırlıklarımız, taktiklerimiz o yönde oluyor. Hı-hı. Sonuçta hani biz her zaman söylüyoruz, kısa takımız. Yani diğer Avrupa takımlarına göre nispeten daha kısayız ama daha çabuk, daha agresif ve daha kalbimizi, isteğimizi koyup oynuyoruz. Bunlar da bir avantaj oluyor bir yerde. Ciddiye boy dezavantajı olduğumuz takımlar var tabii, Çek Cumhuriyeti ve Rusya gibi. İşte onlara da farklı, işte daha baskılı oynayarak, işte daha sert oynayarak o açığı kapatmaya çalışıyoruz. Ya da hücumla biraz daha yüzdeli sokabilirsek o gün o boy farkı, fizik farkı kapanıyor. Ama son Rusya maçında onu çok fazla yapamadık. Yani hücumda çok atabileceğimiz atışları kaçırınca tabii onların da fiziki avantajından dolayı kaçırıyoruz. Çünkü uzunlar gerçekten, kolları, bacakları da uzun. Daha fazla yer kaplıyorlar bizden. Atamayınca da maçın başındaki bir fark oluştu. Zaten iki gün önceliğinde çok ciddi bir yorgunluğu vardı. Çünkü altı kişi daha çok oynamıştı, daha çok süre almıştı. O şekilde oldu ama etkiliyor tabii. Yani beni de etkiliyor. Benden de uzunları var yani her takımda hemen hemen. Birer ikişer. Peki. Ben bir tweetlere bakmak için, çünkü yan gözle bakmaya çalışıyorum ama sizden de kopmak istemiyorum. Küçük bir hemen ara veriyoruz ve tweetlere bakıyorum ben. Ben vakit ayırıp mesaj attıkları için bir kere teşekkür ediyorum ve hepsine ayrı ayrı isimlerine soruları yönlendirmek istiyorum. Ediz Özker, eğer yanlışım yoksa Işıl'a ön çapraz gibi ciddi bir sakatlık sonrasında böyle bir başarı gösterdiği için ne kadar tebrik etsek, teşekkür etsek azdır diyorlar. Sakatlığınla ilgili bir şey söylemek istiyor musun? İstiyorum, çünkü ben çok uzun bir sakatlık dönemi geçirdim ve geri dönüşümde açıkçası biraz psikolojik olarak zor oldu. Ama bu dönemde çok güzel bir destek gördüm gerçekten. Burada başta Galatasaray taraftarı olmak üzere bütün takım taraftarlarından destek gördüm. Ve burada kulübüm de bana çok ciddi şekilde sahip çıktı. Ben bir kere daha hazır yeri gelmişken o sakatlığım süresince yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. Bu arada Hüseyin Köksal, bu kızlar son 6 yılın finalistiyle karşılaşıp çok önemli bir takım başarısını ülkemize getirdiler. Hepsiyle teker teker gurur duyuyoruz diyorlar. Onun dışında şu anda bulamasam da biraz önce size sordum, işte Karadağ maçı, Fransa maçı veya Rusya maçı hangisini unutamayacaklar diye soruyorlar. Fransa maçı. Siz Fransa maçını sonradan seyrettiniz mi peki? Daha izleyemedik. Yani ben daha izleyemedim. Yok, ben de izlemedim. Ağlayan Fransızları peki görebiliyor musunuz? Hani sadece televizyondan değil ama oradaki. Yani hem komik hem üzücü tabii de. Evet. Peki ağlayan çocuklardan bir tanesi İsmail Şenol'du, öyle gibi geldi bana. Ondan haberiniz var mı? Yok, zannetmiyorum. Ama biz hani hepimiz çok duygulandığını düşündük. Ses tonundan belliydi zaten, o son bir video görüntüsü, yani şey, ses kaydı var. Orada ağlıyordu herhalde anladığım kadarıyla. İzleyemedik ama dinleyebildik diyorsunuz. Dinledik, öyleyse. Evet. Kısa bir videosu oldu? Vardı maçın son saniyelerini, onu izledik. TVSpor'un yaptığı bir video. Güzeldi yani. Son 2,5 dakika galiba maçın. Ya anlatış tarzı çok güzeldi. Çok etkilendik. Herhalde belki de veda ederken de gösterebileceğimiz bir video bile olabilir. Hepinizi de gönülden tebrik ettiklerini, hepinizin birer yıldız olduğunu söylüyorlar. Onun takım dışında... adına bunları alıyoruz tabii ki. Biz burada üçümüzüz. Maalesef bütün takım gelemedi. Herkes için kabul ediyoruz bu sözleri biz. Peki. Bunun dışında başka birkaç tane soru vardı. Yine onlara tekrar geri dönmek lazım ama ben aklımda kalanları en azından sorayım.
transfer teklifleri gelmeye başladı mı veya işte bu maçlardan sonra şu anda şu hafta içerisinde neler yaşadılar diye soruyorlar. Zaten oynadığımız kulüpler var. Sözleşmelerimiz devam ediyor zaten kulüplerimizle. 2-3 tane takım arkadaşımızın henüz daha anlaştığı bir kulüp yoktu. Onlara da herhalde herhalde bu kısa sürede bence onlar da anlaşırlar. Bu 2-3 günlük süre sürekli işte gazete, televizyonla geçti. Yorucuydu. Sahada olmak daha kolaymış diyorum ben. Yordu yani açıkçası. Bu arada menajeriniz Canan Erdoğan'dan mutlaka bahsetmek gerektiğini hissettim. Ben kendisi de buradan izliyor mu acaba bilmiyorum ama sevgilerimi ve saygılarımı yollamak istiyorum. Sizi kendi elleriyle beslediğini duydum. Çok güzel bir aile ortamı yarattığını, zaten hani mutlaka öyle bir ortamınız da vardır ama onun da çok büyük etkisinin ve katkısının olduğunu duydum. Ona dair, onunla ilgili neler söylemek istersiniz? Çünkü çok önemli bir şey aslında herhalde böyle bir aile ortamı olabilmek. Evet. Arkadaşlık yanında kardeşlik gibi bir ilişkiniz olduğunu düşünüyorum ve öyle hissediyorum. Öyle mi gerçekten? Öyle tabii ki. Kendisi de çok tecrübeli, yıllardır bu işi yapan birisi. Çok pozitif. Hem antrenör kısmında hem oyuncu kısmında ilişkileri çok güzel ayarlayabilen. Yani bütün olumsuz şartları pozitife çeviren bir insan. Tabii ki öyle birisiyle çalışmaktan çok mutluyuz. Bütün staffımız çok güzeldi bizim. Yani bütün antrenörlerimiz, asistan koçlarımızla gerçekten çok güzel bir uyum sağladık. Doktorumuz, işte fizyoterapistimiz, masörlerimiz. Çok aile gibi olduk yani bu kısa sürede. Tabii daha önceden de zaten yıllardır milli takımımız ama son bu iki ayımız gerçekten çok güzeldi. Zaten problem olmadığı için de sahaya çok mutlu ve huzurlu bir şekilde çıktık ve bu da oyunumuza yansıdı tabii. Herkes gerçekten mükemmeldi. Bu arada konuşuyorum. Evet, farkındayım. Şimdi o zaman hemen pasımı atıyorum. Bu arada Nevriye ile Işıl arasında Fenerbahçe Galatasaray esprileri oluyor mu diye. esprileri abi. Diyorum ama sakın hani hayır mı? Olmuyor mu? Olmuyor. Olmuyormuş. Oluyor mu? Bana sanki oluyormuş gibi geldi. Özellikle vay'dan sonra. Yok, takılıyoruz öyle de. Ben Işıl'ı çok seviyorum. O da beni seviyor diye düşünüyorum, değil mi? Ya burada şöyle bir şey var tabii ki. Hem konuşmuyorlar diyorsun, hem de üzerlerine küçük bir baskı yaratıyorsun. Konuşamıyoruz. Tamam. Biz gerçekten özellikle bu sene bunu çok iyi başardığımızı düşünüyorum ben. Çünkü sezon içinde her ne kadar bir rekabet içinde olsak da burada hep beraber çok güzel bir enerji yakaladık. Tabii ki ufak tefek sataşmalar oluyorlar. Yapıyorlar yani arkadaşlar. Yok yani ufak tefek sataşmalar oluyor tabii ki ama bunlar da biraz da kampın oluyor. İlk kez söylediğin zaman duymuştuk. Gerçeği doğru korkuyorum. Tamam, çok yanlışıyorum. Söylediğinde seni duyduk yani, derdini anladık. Sana yardımcı olmaya çalışacağız. Arkadaşlar. Yok, biz birbirimizi çok seviyoruz. Ve inşallah yani bu güzel görüntülerden sonra da sezon içinde de dostluk mücadelesi. Evet, bunu tribünlere de yansıtırız, evet, inşallah. Şimdi senin aşkını, takıma olan aşkını böyle Arda'ya, Arda'nın takıma olan aşkına çok benzeten insanlar var. Onların bir kere mesajları var. Ve şey diyorlar yani hani Arda'nın bazı söylemleri vardır ya, Fenerbahçe formasını asla giymem yani hani, veya işte gerçekten çok zor durumda kalırsam ancak olabilir gibi böyle söylemleri var. Sen bir şey söylemek ister misin bana dair? Ben şu anda bununla ilgili şunu söylemek istiyorum. Ben gerçekten çok sıkı bir Galatasaray taraftarıyım ama şu anda bizim burada kazanmış olduğumuz çok büyük bir başarı var milli takım formasıyla, forması altında. Şu anda bunları konuşmak çok fazla istemiyoruz çünkü bizim ön plana çıkmasını istediğimiz bir... sorduğum için çok yok, pardon. Rica ederim. Bir başarımız var. O yüzden milli takımla beraber bir derece yapabildiğimiz için çok mutluyuz. Peki. Biraz o zaman sana doğru dönüp hem takımla bağlayayım hem de milli takımın başarısıyla bağlayayım diyeyim. Hani çok da güzel bir sezon geçirmemiş olsam bile bu arada tweetlerde de yine aynı şekilde bundan bahsediliyor. Maçlardaki performansın pek çok insan için sürpriz ve aynı zamanda çok büyük beğeni topladı. Sen buna dair ne söylemek istersin? O da benim kendi aşkımın dermişim. Yani evet, bütün sezon boyunca çok fazla oynayamadım. Belki iyi bir performans gösteremedim ama sonuçta milli takım ortamı çok bambaşka oluyor. Senden bir şey bekleyen, sana güvenen arkadaşlarım ve antrenörlerim var.
Onların desteği çok büyük oldu benim için bu anlamda. Attığım her şutta bana o kadar çok güveniyorlardı ki ve hatta yani artık o topu çevirme, sana geldiği zaman at, kullan, yani kızar derecesine kadar geliyordu. Tehdit alıyordu. Yani programın başından beri hiç öyle bir imaj sergilemiyor yani, aslında kendisi. Gerçekten o güveni ben hissediyordum arkadaşlarımdan. O anlamda yani benim oyunuma, performansı çok büyük bir etki yarattı. Ve tabii ki de bu arada kamp süresinde de çok iyi hazırlandık. Beni de çok iyi hazırladılar. O anlamda da teknik ekibe teşekkür ederim. Biz de onlara çok çok teşekkür ederim öyleyse. Sen kamp süresinden bahsettiğin için o zaman hemen sana dönüp şunu soralım. Bu hani 12 dev adam, işte filenin sultanları, potanın perileri bu başarıyı bekliyor muydu? Bu kadar sonuna kadar. Evet tabii ki her turnuvaya başlarken eminim ki bütün milli takımlar için, bütün takımlar için her aynı şey geçerlidir herhalde. Sonuna kadar gitmek mümkünse, işte kupayı getirmek, eve götürmek, müzeye kaldırmak amacıyla başlıyor tabii ki bütün turnuvalara. Ama gerçekten bu kadar sonuna kadar gitme umudu var mıydı? Ben kendi adıma söyleyeyim. Tabii ki benim hayallerim arasında Avrupa'da kulüp takımı adı altında ya da milli takım adı altında final oynamak tabii ki vardı. Ama bizim bu seneki hedefimiz ilk beşe girip olimpiyat elemesine katılmaktı. İlk hedefte o vardı. Tabii ki antrenörümüz, menajerlerimiz, işte federasyon başkanımız, herkes bize çok güveniyordu. Hani madalya alabilecek bir takım olarak bakıyorlardı bize. Biz bunu ilk başta çok fazla benimseyemesek de oyun gidişatımız onu gelince bizim de kendime güvenimiz geldi ve finalde bulduk kendimizi. Tabii ki bu tesadüf değil, yani bu bizim gerçekten emeğimiz, yıllardır oynadığımız emeğin karşılığı. Ama tabii ki ben açıkçası finale kadar gidebileceğimizi düşünmüyordum. O açıdan da çok mutluyum yani. Sürpriz olmadı tabii ki, çok istiyordum ama yani bu turnuva için beklemiyordum açıkçası. Bu arada hiç bizim bu dördüncü gecemiz şu ana kadar bu kadar çok soru, bu kadar çok yorum ve bu kadar beğeni almamıştık. Hepsini size nasıl okuyacağımı bilmiyorum ama şöyle bir şey sorayım. Sorulardan bir tanesi buydu çünkü. Sizlere nasıl, yani Twitter hesaplarınız var mı diye soruyorlar. Senin olduğunu biliyorlar zaten. Sizlere de soruyorlar yine aynı şekilde, var mı diye sorumu sorayım. Benim yok. Peki. En azından sen onlara iletirsin. Çünkü onlarla ilgili de pek çok şey var. Çoğu da sana da geliyor aslında ama dediğiniz gibi takımlara yönelik sorular geliyor. Milli takım açısından da söylediğiniz gibi yine aynı şekilde Fransa maçının bütün Türk halkı adına olarak hiçbir şekilde unutulamayacağını, aynı fikirdeyiz değerli izleyicilerimizle, bunu belirtiyorlar. Size ne kadar teşekkür etsek az olduğunu söylüyorlar. Sizi defalarca tebrik ediyorlar. Işıl bir tane deyip duruyorlar. Nevre'yi çok sevdiklerini söylüyorlar. Keza Şaziye için de aynı şekilde. Bir daha hiç sıkıcı bir, can sıkıcı bir sezon geçirmemesini diliyoruz. Böyle bir şey de yaşamayacağına eminiz diyorlar. Programa geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ama ediyoruz. Sizinle apayrı bir program yapmak gerekiyormuş gerçekten. Hani o spor spikerliğini özler hale geldi diyebilirim. Tekrar teşekkürler gecenin bu saatinde bizimle birlikte olduğunuz için. Formalarınızı çıkartıp geldiğiniz için çok zorlandığınızı eminim. Zorlandık. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Bizimle birlikte olduğunuz için sizlere de çok çok teşekkür ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Yarın biz tatildeyiz. Pazartesi gecesi yeniden karşınızda olacağız. Çok değerli konuklarımızla yine aynı şekilde. İyi bir hafta sonu diliyoruz. Kızlara sizin adınıza tekrar teşekkür edeceğim. Buradan birkaç tane daha basket atmaya çalışacağız. Bana öğretecekler herhalde. En azından yine olmadı diyeyim. İyi geceler efendim. Hoşça kalın. Tamam.